Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Genel Meclisi'ni ziyaret ederek meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Vali Canalp meclis ziyaretinde yaptığı açıklamada, Edirne'de yağmur ve şükür dualarının güzel bir gelenek olduğunu söyleyerek sosyal bir birlikteliği yaşıyorlar, köylerde bu heyecanı yaşıyor olmak güzel dedi. Yani yağmur duası ya da şükür duası çıkıyor olmak çok daha güzel. Yani bu hafta boyunca yağan yağmurlar çok da iyi geldi. Vali Canalp göreve başladığında bundan önce görev yapan meclis üyeleriyle birlikte Edirne'nin tüm köylerini ziyaret ettiğini ve sorunları yerinde tespit ettiklerini ifade ederek sorunların çözümü için çalışıyoruz. Biz 254 köyün tamamını gezdik. Sorunları çözdük, bitti demeyeceğiz, ziyaretlerimize devam edeceğiz dedi. Vali Canalp kaynakları en verimli şekilde kullanacaklarını söyledi. 254 köyümüzün tamamını beraber bile gezdik, köylerimizde oturduk, sohbet ettik. Hem sohbet edildik hem de aynı zamanda köyle ilgili bir beklentisi, dileği, temennisi ya da sorun olarak gördüğü, ihtiyaç olarak gördüğü ne varsa bunların hepsini de yukarıdan aşağı bir not ettik. Not ettiğimiz şeyleri de hepsini de peyderpeyde yapıyoruz şu anda. Yapmaya da devam ediyoruz. Bir kısmı da bitti. Yani önce bir kısmı da bitmek üzere yol oldu, ilerliyor. Dolayısıyla da var olan, ihtiyaç olarak bildirmiş olan konuları bitirmek önemli. Vali Canalp daha sonra meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Öte yandan İl Genel Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği'ne 4 asıl 2 yedek üye seçildi. Asıl üyelikleri Yaşar Sasa, Mustafa Üstün, Zafer Sünter ve Nedet Akbulu seçilirken yedek üyelikleri ise Ahmet Sarıgül ile İbrahim Dalkıran seçildi. Güney Edirne Katı Atık Yönetim Birliği üyeliklerine ise Şenol Kılıç, Erdin Can ile Erdoğan Gümülcine seçildi. Saros Turizm Merkezi Altyapı Hizmet Birliği asıl üyeliklerine Sezgin Gündoğdu, Erdin Can, Erdoğan Gümülcineli, İsmail Alış, yedek üyeliklere ise Şenol Kılıç ile Tuncay Taşkın seçildi. Değerli arkadaşlarım,